Yani Yuşa aleyhisselam esas fetihleri yapan odur. Musa aleyhisselama nasip olmadı. Kudüs'ün fethi de nasip olmadı biliyorsunuz. 40 sene çölde kaldı. Ondan sonra e, Kudüs'e çok yaklaştırım. Vefat edersem Mescid-i Aksa'ya bir taş atımlık yerde benim defnimi nasip eyle dedi. Mevla da kabul eyledi. Ha o arada şunu söyleyeyim. Bir zuhurat oldu e, bir kardeşimize. Keşif elinden. Şimdi bizim imkanımız yok. Filistin Gazze'ye dua için illaki gidiliyordur ama bu zuhurat e, ben de kimseye de demedim şimdiye kadar. Musa selamın kabrine biz gitmiştik. Mescid-i Aksa'yı ziyaretimizde. Allah Musa selamı koruyor. Neden koruyor? Ee, Yahudiler Musa Aleyhisselam'ın kabrinin orası olduğunu kabul etmiyorlar. Allah'tan kabul etmiyorlar. Kabul etseler hemen alacaklar, havraya çevirecekler. Davud Aleyhisselam Mescid-i Aksa'nın hemen alt sokağında. Davud Aleyhisselam'ın kabrini Osmanlı mescit yapmış. Çok feyizli bir mescit. Fakat, tabi eski resimlerden de görüyoruz, zaten mescidin şeyleri belli. Ben ziyarete gittiğimde, e, Davut Aleyhisselam'ı ziyarete diye gittim, Havra'ya çevirmişlerdi. Hatta benim resmim de var, şey üzerinde Siyon yıldızını e, kabire örtü koymuşlar. Örtünün üzerine Siyon yıldızını koymuşlar. Ama Çiniler falan var, yani mescit olduğu belli. Mescit olduğu belli, orayı Havra'ya çevirdiler. Tabi orada bir tane de Yahudi çattı, o da oradan kafayı sallaya sallaya okuyor, Tevrat. O da oradan onu okuyor. Ulan dedim, bu da buradan bunu okuyor beni. Bir başladım, Yasin vel Kur'an, lakin bilmem ne. O da bakıyor, ne oluyor? Ulan kardeşim sen okuyorsun sesli, ben de okuyorum sesli. Senin şeyini mi dinleyeceğiz burada? Bilmem ne. Nasıl olsa atış serbest. Bir hareket çektik yani. O zaman meşhur da değiliz tabi. Meşhur olmadığımız için şey yok. Sonra bir daha gidelim dedik Kudüs'e. Oo, 120 kişi. Pasaportları, her şeyi hallettik. Efendim Hem de öyle bir turlan şey ettik ki orada da ortaklarımız var. Seni rahat rahat götürürüz dediler. Ben bir acaba dedim yani. Bir acaba dedim ama bir yere kadar geldik. 120 kişi paraları verdik. Şey yaptık. Ondan sonra o turun şeyini bizim MIT'ten Mossad beraber adam geldiler. Dediler sen ne cesaret bu adamı oraya götürüyorsun ya. Ne olur yap orayı karıştırırsa dediler. Allah Allah, benden ne kadar korkuyorlar. Yolda yürüyemiyorum ya. Ve vize şeyimizi iptal ettiler. Ondan sonra da zaten bana da bize de vermiyorlar da buradan gidenleri benim arkadaşlarımdan birkaç tanesini Tel polis çevirdiler. Yani arama yapıyor. Ona uzun sorular soruyor. Yarım saat, bir saat arıyorlar, tarıyorlar, bir şeyler ediyorlar. Dediler, sizin hocanız niye gelmiyor? Onlar da dediler, ya biz onu tanıyor musunuz? Tanımıyoruz dediler. Ne tanımıyorsunuz dedi. Yalan konuşmayın dedi. Tak bir resim çıkarttı. Bak dedi seninle beraber ders yapıyorsunuz. Biz onu bir bekliyoruz ya dedi. Niye gelmiyor? Ha geleyim de ye beni. Ondan sonra. Aman yakta değilim o kadar canım. Vela tül edik. edikübile tehlike. Elinizde tehlike yatmayın. Ama ben o gittiğim zaman 16 kişiyle gittik. 20 seneden fazla o. Hatta burada bir sohbetim var benim. Mescid-i döndüğümde çok şey var onun, kaydı var. El Halil anlatıyorum, şeyleri anlatıyorum. Oradaki bir buçuk saatlik bir sohbettir o. O bilmiyorum, bu şimdi bizimkilerin arşivinde vardır. Yani kaseti olduğunu iyi biliyorum. Sonradan dinledim çünkü. Onda, ama Musa Aleyhisselam'ın kabri şerifini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi geldi. Levküntü semmete kabro. Şimdi orada olsaydım tam nokta atışı size yerini gösterirdim buyurdu. Ama Cibril beni Burak'la aldığında İnzil fe in burada iki rekat namaz kıl buyurdu. Ben de indim, iki rekat namaz kıldım. Ve sahih hadis bunlar, sahih. Bukhari Müslüm hadisleri. Râitu Musa e, fi kabrihi ve huve kaimun salli indel kesibil ahmeri. Kırmızı kum tepeleri vardı, pembe pembe kum tepeleri. Şey değil böyle, kayalan taştan daha değil. Kırmızı pembemsi yani kırm e, kum tepelerinin tam yanındaydı. Musa Aleyhisselam'ın yanına geldim. Kabrinin yanına. Orada e, iki rekat namaz kıldım. Teberrüken. B bereketlenme. Bak bu teberrük meselesi. Şimdi de diyorlar ki mezarların yanında namaz kılınmaz. Özellikle getiriyor mezarın yanında kıldırıyor. Say hadis. Bir de en mühim mesele. Baktım ki Musa da kabrinde namaz kılıyordu. Say hadis. Müslüm Bukharcı'nın. Nasıl kılıyordu bir de? Böyle manevi, ruhani değil. Ayakta kılıyordu. Ya i̇şte bu ayakta kılıyordudan anlaşıyor. Zaten el enbiya ah hiyâhum fi kuburu musallûn. Peygamberler diridirler kabirlerinde namaz kılıyorlar. Sayı şeriftir. Hacca da gidiyorlar. Her sene hacca da gidiyorlar. Peygamberler her sene hacca gidiyorlar. Bir kere Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu. Kenni enzuru ila e, Musa da var. Eyüp ne olacak? Yunus var. Sanki şu anda görüyorum dedi. Burası bu tepenin adı ne dedi? Mekke Medine arasında. Her şah tepesi dediler. Sayı hadis. Benim rabıta kitabımda da var. Bu Salatül Fatih'te de var ama Arapça tarafında var. Efendim. Burası her Şimdi dedi e, görüyorum Yunus peygamber e, lebbek diyerekten ihrama girmiş Mekke'ye doğru gidiyordu. Bunu sayı hadis bu. Orada öbürü şey, Yunus Aleyhisselam diye hatırlıyorum. Musa Aleyhisselam mıdır öbürü? İki peygamberden bahsediyor. Şu anda bakıyorum diyor, görüyorum diyor. İhrama girmiş diyor. Devenin üzerinde diyor. Devenin lifini tut şeyini eline almış diyor. Kemini. Ve ve yülebbi. Telbiye getiriyor. Lebbek Allahümme lebbek diye gidiyor diyor. Peygamberler haç da yapıyorlar. Her sene Enbiya-i var. Haçtan sonra bütün peygamberler e, ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyarete geliyorlar. Onun için Musa aleyhisselam kabrinde namaz kılıyor dese ruhaniyet kılar, ruh kılar, şu kılar. Ayakta kılıyor diyor. Ayakta olmak kimin vasfı? Bedenin vasfı. Çünkü ruh oturuyor, uyuyor, ayakta denmez. Ruh görülmez, elle tutulmaz. Ruh girer, can gelir. Ruh çıkar, can çıkar. Ruhun ne geldiğinde ne girdiğinde rüzgar bile esmez. Uyursun uyanırsın, Adam ölür orada, yanında durursun. Ruh çıktı, nereden çıktı, nereden girdi yani. Bir rüzgar bile esmez ruh çıkarken. Yanından şöyle bir yel bile gitmez. Ama adamın canı çıktı yani. Ruh çıktı. Onun için ruh ayakta olmakla sıfatlanmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne vuruyor? Ayakta kılıyordu diyor. İşte bu da e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kıldıktan sonra nereye gitti? Mesilek sağ gitti. Orada bütün peygamberler saf olmuştu ya. Bir de baktı, imam, imam kendisi oldu. Arkasındaki safta İbrahim Aleyhisselam tam arkada, sağında kim var? Musa Aleyhisselam. E orada kabrinde gördü, ayakta namaz kılıyor. E burada bedeniyle ayakta geldi, cemaatta. Oradan miraca çıktı, altıncı kat semaya geldi, kim var? Musa Aleyhisselam. Ölüden fayda gelmez diyor Vehhabi zındıkları. E Musa Aleyhisselam elli vakitten beş vakte kim indirdi? Kim sebep oldu? Musa Aleyhisselam. Peki o iyiliği bize kim sebep oldu? Musa Aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile buyuruyor ki size şefaat etti, aracı oldu. Dua edin, Musa'ya salat edin. Salavatullahi ala nebina ve ala seyyidina Musa ve aleyhim ecma'in. E, Musa aleyhisselam yaptığı iyilik bu ümmete 50 vakit kim kılacaktı? 5 bile kılan kalmadı. 5 vakte indirme iyiliğini Musa aleyhisselam saken mi yaptı? <laughs> Vefatından sonra yaptı. Da nasıl bir iyilik gelmiyor? Bu kadar cahil ecel adamlar. Halbuki bu hadiste kabul ediyorlar. Ya yani Bukhari Müslim'i kabul ediyorlar. E yani bu hadisi kabul edenin hala ölüden fayda gelmez demesi kadar ıı, tezat ve tenakuzat olabilir mi? Musa Aleyhisselam kaç bin sene sonra bizim be 50 vakti 5 vakte indirdi. Hem de tek tek göndererek, tekrar tekrar göndererek nasıl bir müdahale eylemi? Kaç kere efendim sallallahu Miraç gecesi münacaata çıktı. Oradan Altıncı kat Sonra bir daha Mevla Teala, Sidretül Münteha'da görüşmeler. Bir daha inerken yine altıncı Kasım E Demek ki peygamberler diridirler kabirlerinde namaz kılıyorlar. Oradan, efendim, e, şimdi zuhuratta şu var. Ben Kudüs'e, şu anda tabii ben zaten gidemiyorum yıllardır ki. E, hele bu aşamada, orada olan Araplara da duyurabilirseniz. Veya, Türkler bazı gidenler gelmiyor mu? Şu ara bilmiyorum tabii şey var ama yine de ziyaretçi Türkler olabiliyor orada. Onlara duyurun. Buyuruldu ki Musa Aleyhisselam'ın kabri şerifine gidilecek. Orada. Kabri şerif çok uzak değil. Yani hızlı arabayla bir saat sürmez. Kesibi Ahmer, Kırmızı Kum tepesi yanında. Kabri şerif belli oraya 700 sene evvel külliyeler yapmışlar. Zaten külliyesi de var. Kabri şerife gidilecek. Benim orada da resmim var kabri şerifte. Ziyaret edilecek. Filistin Gazze için Musa Aleyhisselam'dan özel himmet ve şefaat istenecek ve dua edilecek. Çok şey değişecek. Bunu artık kim yapabilir? Bu da bende emanet kaldı kaç gündür. Keşif elinden bizzat bunu bana haber etti. He. Evet. Onun için orada ayrı bir meselemiz var. Musa Aleyhisselam. Ama Allah şey, Yahudilere oranın onun kabri olduğunu kabul ettirmediği için elhamdülillah e, namaz kılınıyor, mescit var ve ibadetler devam ediyor Musa Aleyhisselam'ın. Ziyaretçiler tarafından tabii meskun bir e, talebe falan görmedim o zaman ben yani. Allah Teala mağmur eylesin. Mescid-i Eksa'nın fethini tekrar müyesser eylesin. Amin. Yahudinin bütün askerini, postalını hepsini oradan e Rabbim defurafı icale eylesin. Amin. Bütün Hz. Aleyhisselamın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, bütün enbiya-i azamın, resul-i kiramın kabri şeriflerini yine medreselerle, talebelerle doldursun. Yine eski peygamberlerin, tabileri, sahabeleri, eee, Arıkoğlu gibi Mescid-i Aksa'nın 144 dönümünde zikir ve ibadetle mamur ettiği gibi yeniden imarını nasip eylesin. Hazreti Mehdi'den evvel nasip eylesin. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Hazreti Mehdi'ye bizi kavuşmayamıyor serayle. Hazreti Mehdi ile oraları da mamur eylesin. Ay. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme.